Çikolata ile ilgili çok fazla bilimsel yazı yazılıyor. İşte çikolata aslında sağlığa yararlı, insanların tam uzaklaşmaması lazım, siyah çikolata çok çok daha iyi. Bunların bir kısmı doğru. Kokusu bile güzel diyenler var. Çok. Şimdi tatla koku duyusu çok birbirine paralel zaten. Bu 40 bin yemeyip unutmanın özünde de şu yatıyor. Dilin üstündeki tat partikülleri. Siz bazı tatları hatırlatmazsanız beyninize, o zaman unutabiliyorsunuz. Yani dilimizdeki tadı algılayan küçük parçacıklar eğer 40 gün içinde almazlarsa o tadı, beyin bunu unutuyor. Aynen. Beyin bunu unutuyor. Ama siz onu 40 gün dayanmayıp 2 günde bir hatırlatırsanız beni yani ben şöyle söyleyeyim. 40 gün değil, ben iddia ediyorum 400 gün geçsin Zahide çikolatayı unutursa ben ne olayım valla. Zahide'ye ama şöyle yapmak lazım. Siz çikolatayı mesela çok seviyorsanız içinde şekeri olmayanını tercih edeceksiniz. Ya da bitter olanlar var. Bu sefer daha tatlı geliyor onlar. Tabii ki daha tatlı. Çünkü onların tat duyusu çok daha fazla uyarıyor sizi içindeki tatlı. Bir de Aytu pardon, bunu da sorayım sonra devam edelim. Şimdi ben bunu unutmak istiyorum. Tamam. Bunsuz olsam bir 5 kilo veririm kesin. De bunu unutmak için harcadığım emek ve düşünce sistemi beni daha çok hatırlatıyor, daha çok ona doğru itiyor. Ama siz onu yediğiniz zaman vücudunuzda neler olduğunu bilirseniz bence unutursunuz. Şimdi iki yanı var bunun. Çikolatayı yediğiniz zaman içindeki şeker, yani rafine şeker, birdenbire sizin insülininizi uyarmaya başlıyor. İnsülin uyarılınca kanınızdaki şekeriniz irregüler hale, düzensiz hale geliyor. Ve o düzensizlik sizin vücudunuzdaki yağlanmaya, özellikle karın yağlanmasına neden oluyor. Ve o sizin bir kısır döngüye girmenize neden oluyor. Şimdi ben olsam 36 beden bir kıyafet karşımda dururken çikolatanın cazibesine kapılmam. Bırakın onu, ailemde kalp damar hastalığı varken, şeker hastalığı varken yine kapılmam. Çünkü o gelip geçici, ağzınızda bakın hep ben kendi kendime, canım çok zararlı bir şey istediğimde sizlere de onu söylemek istiyorum. Bunu yememeliyim derim. Çünkü onun ağzında duruş saniyesiyle bir ıspanağın ağzında duruşu aynı. Ama birbirlerinin yarattığı etki çok farklı birbirinden. Çok. Bu ağzında bir saniye, iki saniye, bilemediniz üç saniye, ne kadar tutarsanız tutun yutuyorsunuz en sonunda. Bitti. Ama ıspanak onu da aynı şekilde. Veya ne bileyim hiç sevmediğiniz kapuska diyelim. Aynı şekilde. Sonuçta birisi posa olduğu için vücudunuza bir sürü fayda bırakıp yok oluyor. Diğeri ise çok zarar bırakarak. İşin kötüsü acıktırıyor da sonra. Evet. Hemen. Ve de bu sürekli herkese bir kısır döngüye giriyor. Siz çikolatayı böyle alırsınız, izninizle ben yemeyeceğim. Şöyle şu kadar parça alırsınız, ben daha yemeyeceğim dersiniz, koyarsınız. Ay çok güzel dersiniz, bir parça da ve biter o. Yani aynen, onun özünde gerçekten o biyolojik hadise yatıyordur. Onun için size önerim, lütfen hiç başlamayın. Ya da yiyecekseniz bu tarz içinde rafine şeker olan şeyleri kanınıza geç karışması için, biraz sonra da anlatacağız etkileşimli şeyler, ama mesela süt gibi, yoğurt gibi yanına bir şeyle yiyin. Özellikle süt için. O kadar hakikaten çok şey var ki, yani bir şey okuyorsunuz, bilmem ne bilimsel dergisinden alınmıştır diyor. İşte çikolatanın özellikle koyu renk olanları yararlıdır. Öbürünü okuyorsunuz, çikolata inanılmaz bir enerji kaynağı, insülininiz düzensiz hale getirir, sakın yeme. Yani arada derede kalıyoruz. Doğru olanlar bilemiyor. Var, doğru olanlar var. Ama işte o bilimsel dergiden olan doğru. Doğru. Bitter çikolatayı, aynen, yani %90 civarında esmer sütsüz olan, esmer olan çikolatayı küçük bir miktar yemek herhalde, evet, odaya. Her gün işte şu parmağımızın uç kısmı kadar. Neden biliyor musunuz? İçinde doymuş yağ çok fazla. Doymuş yağ derken damarımızı tıkama özelliğine sahip olan yağ, kakaonun yağı. Ama bir yandan da aynı yağ size başka bir şey veriyor. Ne veriyor? İşte sizin kalp damar sağlığınızdaki bir maddenin hızlanmasına, işte o fibrinojen, sensitif CRP dediğimiz, homosistein dediğimiz üçlünün daha iyi dengelenmesini sağlıyor. Yani bir yandan da öyle etkileri de var. Ama bir yandan da damarınızı tıkayıcı etki var. Yani her zaman olduğu gibi azı karar çoğu zarar. Denge, denge, her denge şey önemli. Evet. Peki.